Deprem öncesinde de deprem olmadığında da elbette uzmanları dinlemek, onlardan gelen uyarıları dikkate almak son derece önemli. Ama deprem sonrasında da yine onlardan gelenleri, onların söylediklerine kulak kabartıp uyarılara uymak, yapılacakları onlardan öğrenmek de yine son derece önemli. Türkiye'de deprem denilince ilk akla gelen kurumlardan bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Dün depremin hemen ardından yine enstitü toplandı. Tabii ilk andan itibaren depremi değerlendirmeye başladılar. Büyüklüğünü, şiddetini ölçmek için çalışmalara başladılar ve enstitünün müdürü Profesör Doktor Haluk Özener kameraların karşısına geçti. Açıklamada değerlendirmelerde bulundu. Kandilli Rasathanesi'nin İzmir'deki depremi 6,9 olarak tespit ettiğini söyledi. Artçıların 15 güne kadar sürebileceğini söyledi ki burada bir noktanın altını çizelim. Şu ana kadar 4'ün üzerinde artçılar olduğunu gördük ama uzmanlar sık sık şunu söylüyorlar. Deprem 6,6 ise bunun 0,1 nokta altında, yani 5,6 hatta 6 şiddetine varan depremler olabileceğini ifade ediyorlar. Özener'in de bu noktada uyarısı vardı. Yine Özener tsunami uyarısında depremden hemen 9 dakika sonra yapıldığını söyledi. Bugün saat 14:51'de Ege Denizi'nde Seferihisar, Doğanbey açıklarında bir deprem meydana geldi. Bizim tespitlerimize göre moment magnitude büyüklüğü 6.9 bu depremin. Yaklaşık derinliği 10-12 kilometre civarında olan bir depremden, sığ bir depremden bahsediyoruz. Kırılan fayın aslında boyunun yaklaşık 30-40 kilometrelik civarında bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre bizim tarafımızdan tespit ediliyor. Yaklaşık atım miktarı 1.2 metrelik bir atımdan bahsediyoruz. Yaklaşık 1.2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal bir deprem bu. Normal faylanma depremi. Artçıların da bir süre, bir hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor. Doğal prensip olarak da yaklaşık 1 derece altına kadar, yaklaşık 5.8 değil mi Doğan Bey? Evet. 6 civarında Ali Hocam. Evet. 6 civarında da artçılar bekleyebiliriz. Bölge gördüğünüz gibi sismik olarak, yani Ege bölgesi, Ege açılma rejimi dediğimiz bölge sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede, Ege'de, Anakara'da ve denizde deprem oldukça yoğun bir deprem aktivitesi oluyor Ege açılma rejiminde. Bugün de tsunami meydana geldi. Bu tsunami ile ilgili biliyorsunuz Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde tsunami uyarı merkezi, servis sağlayıcısı. Arkadaşlarım, nöbetçi arkadaşlarım deprem olduktan tam 9 dakika sonra tüm üye ülkelere ve ülkemizde bu konudan Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na 9. dakikada tsunami uyarı mesajını göndermiştir. Bu bölgelerde altın üzerinde deprem olma olasılığı her zaman var. Bu da tipik böyle bir deprem.